TV Haber Merkezi'nden iyi sabahlar sayın seyirciler. Saat 26'yı gösteriyor. Yeni bir günde yeni gelişmelerle bu sabahta 3 saat boyunca birlikte olacağız. Haber özetleriyle güne başlarken başlıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Washington'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı... İki lider gündüz 3 saat süren ilk toplantının ardından Beyaz Saray'ın bahçesinde basın toplantısı yaptı. Erdoğan ve Obama görüşmenin bir numaralı gündem maddesinin Suriye olduğunu söyledi. Obama ile ikinci görüşme akşam yemeğinde gerçekleşti. Bu toplantıya da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Obama ile akşam yemeğine geçmeden önce Amerikan Ticaret Odası'nın yuvarlak masa toplantısında konuştu. Amerikalı iş adamlarını Türkiye'ye ekonomiyi anlatarak davet eden Başbakan, Galata Port ve Havalimanı ihalelerini örnek gösterdi. Başbakan, ihalelerdeki rakamları veren firmalar için zaman zaman aramızdan böyle çılgın Türkler çıkar. Onlar bir yerde kaderi değiştirirler ifadesini kullandı. Başbakan yerli otomobil için de kesin konuştu. Kim ne der desin, kim ne derse desin bu da olacak dedi. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltti. Ekonomi yönetimi kararı geç kalınmış olarak niteledi. Türkiye'nin daha yüksek notu hak ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bombalı saldırılarda 51 kişinin hayatını kaybettiği Hatay'ın Reyhanlı ilçesini ziyaret etti. Gül, saldırılarda istihbarat zafiyeti var mı sorusuna, nasıl oldu da kaçtı bununla ilgili soruşturma yapılıyor yanıtını verdi. Reyhanlı saldırıları ile ilgili tutuklanan zanlılardan birinin bir yıl içinde 400 kez Suriye'ye giriş çıkış yaptığı belirlendi. Zanlıların ifadelerinde öne çıkan ayrıntılar birazdan güne başlarken de olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Svoboda ile Erdoğan'ın Beşar Esad'a benzetmesiyle ilgili yaşanan tartışmayı değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, düşünceyi açıklama özgürlüğünü kabul etmeyen kimse görüşmeyi reddettim ifadesini kullandı. Galata Port adıyla bilinen Salı Pazarı liman sahası için ihale yapıldı. En yüksek teklifi 702 milyon dolarla Doğuş Grubu verdi. Kartal Anadolu Adalet Sarayı'nın kazan dairesinde çıkan yangın yerleşke içinde kreş olarak kullanılan 6 katlı binanın dış cephesine sıçradı. Hasara neden olan yangın yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Fenerbahçe Galatasaray derbisinin ardından ceza yağdırdı. Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'e 5, Mireles ve Sabri'ye de 4 maç ceza verildi. Haber özetlerini aktardık. Şimdi ayrıntılar. Sayın seyirciler, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington'da Barack Obama ile 6 saat arayla iki görüşme yaptı. İki lider ve beraberindeki heyet az önce sona eren akşam yemeğinde yeniden bir görüşmede bulundu. Ve 3 saatten fazla süren yemekte neler konuşuldu? Karşımızda Ercan Gürses olacak ve ayrıntıları ondan dinleyeceğiz. Kapalı kapılar arkasında gerçekleşen yemekten basına sızan notlar nelerdir Ercan, seni dinleyelim. Burcu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama arasında 3 saat 10 dakika süren yemek aslında dar kapsamlı bir yemekte. 6 kişinin katıldığı bir yemekte. Başbakan Erdoğan, Dışişleri Bakanı, MİT Müsteşarı Hakan Fidan üçlüsüyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Dışişleri Bakanı John Kerry ve onun özel danışmanı, istihbaratla ilgili danışmanı Barack Obama'nın katıldı. Bu yemekte Suriye konusu önüne boyuna değerlendirildi. Tabii Suriye ile ilgili olarak şu değerlendirmeyi Amerikan tarafının yaptığı yönünde bilgiler geliyor. Amerika Birleşik Devletleri Suriye ile ilgili acele harekete geçmek dışında bir seçenek benimsenmesini istedi Türkiye'den. Kimyasal silah iddiasını tamamen doğrulamak istiyor ve şu an itibariyle muhalifleri güçlendirme çalışmaları yapalım ama doğrudan müdahil olmayalım yönünde Esad rejiminin karşısında olduğu mesajını zaten gün içerisinde vermişti Başbakan Erdoğan'a. Tabii bu yemekle ilgili bir görüntü var elimizde. Beyaz Saray'ın fotoğrafçısı bu yemekle ilgili görüntüyü verdi. Başbakan Erdoğan bir yanında
Dışişleri Bakanı, diğer tarafındaysa MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la birlikte, tabi karşısında Barack Obama ile birlikte 3'e 3 şeklinde yapılan bir görüşmeydi. 3 saat 10 dakika sürmesi de diplomatik çevreler tarafından bir hayli uzun bulundu. Tabi gün içerisinde Başbakan Erdoğan'ın en önemli günüydü Amerika'daki bugün. Gün içerisinde çok önemli programları var. Birincisi Obama ile Oval Ofis'teki görüşme. Ardından ortak basın toplantısı. Bu basın toplantısına gerek Suriye gerekse Gazze konusunda verilen mesajlar dikkat çekiciydi. Suriye konusunda Amerika Birleşik Devletleri aceleci olmamak gerektiğini, ancak Esad yönetiminin gitmesi konusunda Türkiye ile hemfikir olduklarını vurguluyor. Gazze konusunda da Başbakan Erdoğan Gazze ziyaretini Haziran ayında yapacağını ama Batı Şeria'ya da gideceğini söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama yaklaşık 3 saat süren görüşmelerinin ardından kameraların karşısındaydı. Başbakan Erdoğan görüşmeyi tarihi olarak niteledi. Türkiye, ABD ilişkileri açısından tarihi bir gün, tarihi bir dönüm noktası yaşadığımıza inanıyorum. İki liderin gündeminin en önemli maddesi Suriye'ydi. İfade etmeliyim ki Suriye'de kanlı sürecin sonlandırılması, halkın meşru taleplerini karşılayan yeni bir yönetimin inşası konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile tam bir mutabakat içerisindeyiz. Bu noktada muhalefetin desteklenmesi ve Esed'in gitmesi, Suriye'nin terör örgütlerinin faaliyet sahası olmasının engellenmesi, kimyasal silahların kullanılmasının engellenmesi, bütün azınlıkların güvenliklerinin temin edilmesi öncelikli olarak önem arz etmektedir. Tabii Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama tüm seçenekler masada mesajı verdi. Suriye'deki kimyasal silahlar bizim, müttefiklerimizin, dostlarımızın ve komşuların da uzun dönemde güvenliğini tehdit ediyor. Bu konuda diplomatik ve askeri olmak üzere ilave adımların atılması seçeneklerini saklı tutuyoruz. Suriye'deki şiddet ve sıra dışı durum için sihirli bir formül yok. Olsaydı Sayın Başbakan ve ben bununla ilgili harekete geçerdik ve çoktan bitirmiş olurduk. Bunun yerine yaptığımız şey uluslararası baskıyı artırmak, muhalefeti güçlendirmek. Cenevre'deki görüşmelerin Rusya'nın ve Suriye'de her kesimi içerecek siyasi geçişin temsilcilerinin de katılımıyla sonuç verebileceğini düşünüyorum. Başkan Obama, Suriye'de tüm grupların dahil olduğu bir yönetim kurmaya çalışacaklarını da vurguladı. Muhalefeti ve hükümeti bir araya getirmeye çalışacağız. Bağımsız bir Suriye için tüm etnik dini grupların dahil olduğu bir ülke inşa etmek için çalışacağız. Bu tüm ülkelerin çıkarına, özellikle Türkiye'nin. Gündemdeki bir diğer konuysa terörle mücadeleydi. Obama teröre çözüm sürecini övdü. Türkiye'yi çok uzun süredir rahatsız eden PKK şiddetine yönelik tarihi ve barışçıl çözüm arayışları konusunda siz ve Türk halkının cesaretine yönelik övgülerimi iletmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri sizin uzun süredir aradığınız güvenlik konusunda yanınızda durmaktadır. Türkiye'nin hukukun üstünlüğü, iyi yönetim ve insan haklarının muhafazasına yönelik çabalarını destekleyeceğiz. Başbakan Erdoğan basın toplantısında Haziran ayında Gazze'ye gideceğini de söyledi. Ancak Erdoğan bu ziyarette Filistin yönetiminin bulunduğu Batı Şeria'yı ziyaret edeceğini vurguladı. Gazze ile ilgili soruya gelince benim şu andaki planımda büyük ihtimalle Haziran ayı içerisinde bir Gazze ziyaretimiz söz konusu. Ziyaret sadece Gazze'ye olmayacak, aynı zamanda Batı Şeria'ya da bir ziyaret gerçekleşecek. Orta Doğu'nun barışında bu ziyaretimizi çok önemsiyorum. Ve özellikle de burada tabii bir grubun sahiplenilmesi gibi bir şey olamaz. Ve bunun Filistin uzlaşı sürecine de katkı getirmesini, katkı vermesini özellikle çok çok benimsiyorum. Başbakan
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki duraklarından biri de Amerikan Ticaret Odası'nın yuvarlak masa toplantısıydı. Toplantıya Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve Coca-Cola CEO'su Muhtar Kent de katıldı. Erdoğan toplantıda Türk ekonomisinde son dönemdeki gelişimi örneklerle anlattı. Galata Port olarak ihaleye çıkardığımız, daha önce çıktığı ihale şartlarından bugün daha farklı, süre itibariyle daha kısa olmasına rağmen 702 milyon dolarla neticelendi. Bu da yine Türkiye'nin şu anda hangi konumda olduğunu gösteriyor. Kısa bir süre önce İstanbul Havalimanı'nın ihalesi yapıldı. Bu havalimanı da yine 22 milyar 152 milyon avro ile neticelendi. Ve 5 Türk firması, ki kendilerine veyahut da dışarıdan bakışta medyanın filan taktığı sıfat, çılgın Türkler diyorlar. Zaman zaman aramızdan böyle çılgın Türkler çıkar bizim. Ve onlar bir yerde kaderi değiştirirler. Türkiye kendi otomobilini de üretecektir. Kim ne derse desin. Bu da olacaktır. Öncelikle ben de hepinizi... Joe Biden'da Başkan Obama ve Başbakan Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşmasına doğru çalışma başlatmasının önemine vurgu yaptı. Biden toplantıda Ekonomi Bakanı Çağlayan'ın Avrupa Birliği'nin serbest ticaret anlaşması konusunda Türkiye'ye karşı samimi olmadığı yönündeki sözlerine destek verdi ve "biz samimiyiz" ifadesini kullandı. Başkan yardımcısı Türkiye'nin başarısı Amerika'nın çıkarına dedi. Bir süre önce yazılmış bir kitap var. Adı Gelecek Yüzyıl. Bu kitapta yazar önümüzdeki 40 yıl içinde kim en güçlü ülke olacak diye soruyor ve cevabını da veriyor. Türkiye. Doğru mu söylüyor bilmiyorum ama kesin olan bir şey var. Türkiye'nin başarısı Amerika'nın çıkarınadır. Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'daki görüşmeleri 3 saat sürdü. Görüşme öncesinde, görüşme sırasında ve sonrasında kameralara daha önceki ziyaretlerde pek de rastlanmayan kareler yansıdı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile görüşmeye gelirken Beyaz Saray'da askeri törenle karşılandı. Erdoğan'ın Beyaz Saray'da Başkan Obama ve Başkan Yardımcısı Joe Biden'la samimi sohbeti dikkat çekti. Erdoğan Obama'ya hatla Barack Hüseyin Obama yazılı bir tablo hediye etti. Kısa sohbetin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından Erdoğan ve Obama Beyaz Saray'ın bahçesinde kameraların karşısına geçti. Hava koşulları toplantının gündemini biraz değiştirdi. Ben kısa toparlıyorum ama yağmurdan kaçtığım için değil, yağmuru bir bereket olarak görüyorum. Kaçmak asla söz konusu değildir. Başlamadan önce iyi bir ev sahibi olduğumdan emin olalım. Sayın Başbakan, şemsiye ister misiniz? Çünkü ihtiyacınız varsa bir tane getirebiliriz. Şimdi sizden iki deniz piyadesini yanımıza çağırmanızı isteyeceğim. Güzel bir görüntü oluşturacaklardır yanımızda. Ben üstümdeki takımı değiştirebilirim. Ama Sayın Başbakan'ın durumunu bilmiyorum. İşte geldiler, bu iyi. Toplantı sırasında başbakanın görüşmede Obama'ya çocuklar konusunda tavsiyelerde bulunduğu ortaya çıktı. Michelle de Bayan Erdoğan ve iki harika kızınızı ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyor bu sabah. Her zaman tavsiyelerinizi yürekten takdir ettiğimiz bir konu var. O da kızlarımızı nasıl iyi yetiştireceğimiz konusu. Gerçi kızlarınızın yaşı itibariyle siz benden biraz öndesiniz.
Toplantının ardından Obama Erdoğan'ı aracına kadar eşlik etti. Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Başbakan Erdoğan'ın onuruna verdiği öğle yemeği ise oldukça samimi bir havada geçti. Yemeğe John Kerry'nin esprileri damgasını vurdu. Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye TİT'in bakanlık binasında verdiği öğle yemeği sıcak bir karşılamayla başladı. Konuşmasına Türkçe başlayan Kerry, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nı üstlenmesinin ardından iki ay içerisinde Türkiye'ye 3 ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlattı. I've been there 3 times already, and to put that in perspective, I have been home only twice. Kerry konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim gören Türk öğrencilerden de bahsetti. Bunlar arasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun çocuklarını örnek gösterdi. A couple of them actually studied in my hometown of Boston, where you can find so many Turkish students, folks, that we call it Boston Bull. Kerry konuşmasında Ankara'daki Amerikan elçiliğine düzenlenen saldırıyı da unutmadı. Saldırıda ölen Türk güvenlik görevlisi Mustafa Akarsu'yu da andı. Mustafa Akarsu. And he bravely stood in front of that bomb to save the lives of countless others. Kerry Türkçe başladığı konuşmasını yine Türkçe bitirdi. Daha kavuşmaz insan insana kavuşur. Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden ise davetlilere Başbakan Erdoğan'ın rahatsızlığı sırasında İstanbul'daki evine yaptığı ziyaretten bahsetti. And so I say to my American friends, you cannot understand the true meaning of hospitality until you've been welcomed by a Turkish family into their home. Thank you. Thank you. ABD Kongresi'ne vardığınızda bu defa sizleri Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi selamlar. Hukuk devletinin tesisine katkıda bulunan diğer 22 tarihi liderin resimleriyle birlikte Temsilciler Meclisi toplantı salonunda asılı duran bu portre esasen iki milletin sahip olduğu değerlerin de bir nişanesidir. Başbakan Erdoğan ise iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin izlerine Washington'ın birçok bölgesinde rastlamanın mümkün olduğunu bu sözlerle anlattı. Başbakan John Kerry'nin Türkiye'ye yaptığı ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti ise esprili bir şekilde dile getirdi. Gençlikleri inanıyorum ki bizim de dinamizmimizi artırıyor. Türkiye'nin kredi notu arttı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden olan kredi notunu bir basamak artırarak yatırım yapılabilir seviye olan Baa3'e yükseltti. Karar ekonomi yönetimi tarafından memnuniyetle karşılandı. Galata Port adıyla bilinen Salıpazarı liman sahası için ihale yapıldı ve en yüksek teklifi 702 milyon dolarla Doğuş Grubu verdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dün bombalı saldırılarda 51 kişinin hayatını kaybettiği Hatay'ın Reyhanlı ilçesini ziyaret etti. Olay yerini inceledi ve yaralılarla yakından ilgilendi. Cumhurbaşkanı'nın en dikkat çekici açıklaması saldırılarda istihbarat zafiyeti var mı sorusuna oldu. Sakın bu oyunlara hiç gelmeyelim. Gün bugündür, sağduyulu olma günüdür. Birlik, beraberlik, dayanışma içinde olma günüdür. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bombalı saldırının yaşandığı Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde. Cumhurbaşkanı saldırının hesabının sorulacağını söyledi. Terör olaylarında en çok kayıp verdiğimiz ve en çok acı çektiğimiz bir olaydır. Devlet sorumluluğu ve kararlılığı neyi gerektiriyorsa bu muhakkak yapılacak ve bu olayın içinde dışında bir şekilde kim bulaştıysa, kimler teşvik ettiyse hesabı sorulacaktır. Evet.
İlçede ilk durağı kaymakamlık olan Cumhurbaşkanı, bombaların patladığı alanda incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Gül, saldırı öncesi istihbarat birimlerinin zanlıları takip ettiğini doğruladı. İstihbarat zafiyeti olup olmadığının araştırılacağını söyledi. Şunun düşünülmesini isterim. 100 tane olaydan 99 tanesini önlersiniz. Bunları duyurmazsınız. Ama bir tanesi elden kaçınca bu acılar çekilir. Durum budur. Böyleyken nasıl oldu da kaçtı ve gerçekleşti? Bununla ilgili de bütün çalışmalar, incelemeler, araştırmalar, soruşturmalar da tabii ki yapılıyordur. Gül daha sonra taziye çadırlarını gezip yakınlarını kaybedenleri dinledi. Cumhurbaşkanı saldırıda yaralananları ziyaret etti. Polis ve jandarma Cumhurbaşkanı için alarmdaydı. Başbakanlık Teftiş Kurulu Reyhanlı'da istihbarat zafiyeti iddialarını araştırıyor. Hatay'daki yerel güvenlik birimleri MİT ve Emniyet İstihbaratı arasındaki yazışmalar mercek altına alındı. Yazışmalarda ilginç bulgular var. Emniyet teşkilatı ile istihbarat teşkilatı arasında bir kopukluk söz konusu olabilir. Başbakanlık Teftiş Kurulu'nu bu konuları araştırmak, ciddi manada bu işi ele almak üzere nerede zaaf varsa bir defa bu konuda da bunun gereğini tereddütsüz yerine getiririz. Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki saldırıyı organize etmekle suçlanan Nasır E'nin bir yıl içinde 400 kez Suriye'ye giriş çıkış yaptığı belirlendi. Zanlıların ifadelerinde başka önemli ayrıntılar da var. İşte saldırı sonrası gözaltına alınan zanlıların ifadelerinden saldırı öncesinde yaşananlar. Cumhuriyet Halk Partisi Reyhanlı'da çifte saldırının yaşandığı 11 Mayıs tarihinin ulusal yas ilan edilmesini istedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün Türkiye'ye döndü ve Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Svoboda ile Erdoğan'ı Beşar Esad'a benzetmesiyle ilgili yaşanan tartışmayı değerlendirdi. Kılıçdaroğlu hiçbir batılı demokrasi dersi vermesin dedi. Svoboda ise Twitter'dan polemiği sürdürdü. İstanbul Barosu yargılanıyor. Bunu yapan adamın Esad'dan ne farkı var? 1 Mayıs gösterileri. İnsanlar yoğun bakımda can savaşı veriyorlar. Yapan kim? Recep Tayyip Erdoğan. Senin Esad'dan ne farkın var? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Beşar Esad'a benzettiği açıklamasının ardından Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Hannes Svoboda ile yaşadığı gerginliği değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, ifade özgürlüğü konusunda tepkilerini anlattı, ikili görüşmeyi Svoboda'nın değil kendisinin iptal ettiğini söyledi. Düşünceyi açıklama özgürlüğünü kabul etmeyen hiçbir kişiyle görüşmem ve görüşmedim. Orada da reddettim görüşmeyi. Hiçbir batılı bize kusura bakmasın demokrasi dersi veremez. Asla kabul etmeyiz. Biz demokrasi batının lütfuyla kazanmadık. Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Hannes Svoboda'dansa farklı yönde bir açıklama geldi. Hannes Svoboda bir internet sitesinde yaptığı açıklamada sorunun çözümü için bir bildiri yayınlanması önerisini CHP'nin kabul etmemesi üzerine dünkü görüşmenin gerçekleşmediğini söyledi. İstanbul Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nın yerleşkesinde sabaha karşı çıkan yangın hasara neden oldu. Yerleşkedeki kreş binasının ön kısmı yandı. NTV ekibi yangının olduğu yerde Baran Bilada karşımızda. Baran nedir bilgiler? Baran Bile'ye teşekkür edelim. Gün içerisinde yine ayrıntıları almaya devam edeceğiz. Şimdi kısacık bir ara veriyoruz. Aranın ardından birlikteyiz. Sayın seyirciler, ekonomideki gelişmelere bakacağız. Şimdi de ekranlarınızda da yansıyor. Dolar ve euro paritesini altında işlem görmeye devam ediyor. Ekonomideki rakamları da kısaca aktardık. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından birlikteyiz. Biz de Selim Atalay'a ve konu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ediyoruz. Kısa bir araya gideceğiz ama öncesinde hava durumunun ayrıntılarıyla araya gideceğiz.
İstanbul'da lodosla hava çok sıcak hissediliyor. 29 derece ama gökyüzü hem bulutlu hem de çöl tozuyla kaplı. Akşam hafif yağmur da olabilecek. Ankara'da ise lodosla sıcaklık hızla artıyor. 27 derece hava başkentte de biraz puslu. İzmir'de hava sıcaklığı 30-32 dereceye kadar çıkacak ancak bulutlar yoğun. Lodos, Bergama gibi kuzeyde kalan ilçelere kısa süreli yağmur da getirebilir. Haber özetlerini aktardık. Ayrıntılarla devam ediyoruz. Şimdi de NTV MSNBC internet sitesinin öne çıkardığı haber başlıklarına göz atacağız. Başbakan Erdoğan'la Obama Amerika Birleşik Devletleri'nde iki görüşme yaptı. Görüşmenin ayrıntılarına NTV MSNBC ilk sayfasında geniş yer verdi. Ve bu ayrıntıları da yine bu görüşmenin ayrıntılarını ilk sayfadan ulaşabilirsiniz. Ve Taner Yıldız, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimle enerji anlaşmaları yapan 19 ülke ve 39 firmanın olduğunu belirterek, Irak Anayasası onların yaptığı işlerde ihlal edilmiyor da, Türkiye'nin yaptığı Moody's, Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltti ve NTV Ekonomi Müdürü Gökay Otyam kararı Türkiye tamamen Süper Lig'e çıkmış oldu şeklinde yorumladı. Londra'da yatırımcılar. Mısır'da çekirge istilası, Mısır'ın Sina Yarımadası'nda Mart ayında ortaya çıkan ve birçok Arap ülkesinde yayılarak büyük tahribata yol açan çekirgelerin bölgeye geri döndüğü belirtildi. Ve bir fotoğraf karesi yine. Ve Muğla'nın Ula ilçesinde saat 00:21'de 4,4, saat 0:26'da da 4,1 büyüklüğünde 2 depreki son maçta hatıra olarak alınan koltuk gibi bazı parçaların internette satışa sunulduğu görüldü sayın seyirciler. Verilen bir ilanda o inanılmaz atmosferi evinizde hissedin ifadesi de kullanılıyor. Bilim insanları Kanada'daki bir madende 1,5 milyar yıllık su buldu. Laboratuvar incelemeleri devam eden suyun şimdiye kadar bulunan en eski döneme ait su olduğu belirtildi. MSNBC'de öne çıkan haber başlıklarını aktardık. Şimdi de BBC Türkçe servisinin gözünden İngiltere basınına aktaralım. Yayınımızın sonunda bir kez daha NTV Meteoroloji Editörü ve Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur'a sözü bırakalım. Tekrar günaydın Sayın Abur. Merhaba, günaydın. Nasıl havalar olacak onu merak ediyoruz. Geçtiğimiz hafta içinde gördüğümüz o kararsız hava koşulları, hortumlar, dolular, kuvvetli sağanaklar yerini daha kararlı hava koşullarına bıraktı diye başlıyorum. Çünkü sıcaklıklar yükselmeye başladı. Evet. Gökhan Abur'a teşekkür ediyoruz ve elektronik müziğin öncü gruplarından Depeche Mode bu akşam İstanbul'da sahne alacak. Hemen bunu da aktaralım. Kurulduğu günden bu yana geçen 33 yılda kendini ve müziğin yenilemeyi başaran İngiliz elektronik müzik grubu Küçük Çiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacak. Efsane grubun son albümünün tanıtım turnesi kapsamında vereceği konserin biletleri de tükenmiş durumda. Biz de güne başlarkeni Depeche Mode'la kapatıyoruz. İyi hafta sonları efendim.